Karnının içinden geçen muradımı işitecek, duyacak, yerine getirecek kadar bana yakındır. Dertimi, sıkıntımı, üzüntümü, kederimi çözecek kadar bana yakındır diye elhamdülillah derken bu manaları düşünerek dememiz lazım. Celal sıfatını tezammül eden Sübhanallah, Rabbin ve mahlukun Allah'tan bâid olduğuna nazardır. Demek ki Sübhanallah çekince neyi hatırlayacağız? Sübhanallah, Sübhanallah diye çektiğimiz zaman tesbihatta Cenab-ı Allah'ın bizden ne kadar yüksekte olduğunu, bizden ne kadar makamının büyük olduğunu, bizden ne kadar uzak olduğunu hissetmemiz lazım ona karşı. Cemal sıfatını içine alan elhamdülillah, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle abder ve mahlukata karip olduğuna işaret. Elhamdülillah deyince nedir? Elhamdülillah. Nimetime veren odur, yediren odur, çiren odur, giydiren odur, ihtiyaçlarımı gören odur. O kadar bayasımdır. Şaf davalıdan bana da ayıfımdır. Karnının içinden geçen muradımı işitecek, duyacak, yerine getirecek kadar bana yakındır. Dertimi, sıkıntımı, üzüntümü, kederimi çözecek kadar bana yakındır diye elhamdülillah derken bu manaları düşünerek dememiz lazım. Yani sadece yediğimiz baklavanın, yediğimiz kebabın arkasından elhamdülillah değil. Her şeye elhamdülillah. Her defa elhamdülillah. Her ihtiyacımıza elhamdülillah. Bize bir dost nasip ettiyse elhamdülillah. Bir arkadaş nasip ettiyse elhamdülillah. Bize muhabbet duyan bir kalp nasip ettiyse elhamdülillah. Bunların hepsine bu elhamdülillah derken külli bir manayla tüm mazhar olduğumuz nimetler elhamdülillah. Şu anda sağlıklıyım elhamdülillah. Resbalığım yok elhamdülillah. Kapımda bir düşmanım yok elhamdülillah. Yarınla ilgili bir korkum yok elhamdülillah. Sayısal vermeyeceğimiz kadar elhamdülillah. Derin ki başlamadan önce tesbih ederek ki ya ben neye hamd edeceğim diye düşünüp bunları tefekkür edip arkasında ne yapmamız lazım? Elhamdülillah demek lazım. Ve bu elhamdülillah da derken Allah'ın bize yakın olduğunu, bize karip olduğunu hissetmemiz gerekiyor.